Yeşilört Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı. Yeşilört Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci toplantısında gündemdeki maddeler, komisyon raporları, teklifler ve önergeleri tek tek görüşerek onayladı. Başkan Polat, meclisin açılış konuşmasında İzmir'de meydana gelen terör saldırısını kınadı. İzmir'deki ayın terör saldırısını gerçekleştirin. Teröristlerin ve onların arkasındaki uçakları kırıyoruz. İnşallah bildiğimiz ve beraberliğimiz olduğu müddetçe. Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi UHDE'sinde satışı yapılan ve Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere Caterpillar marka Grader'in alınması onaylandı. Yine Yavuz Selim Mahallesi'nde Bahsekonu cami alanının kuzeybatı bölümünde yer alan park alanının bir bölümünün trampa ile arada bayağı bir mesafe var. Komisyon raporunun kabulünü aranıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Meclisi Konak Akademi Spor Kulübü tarafından yaptırılması planlanan, hayırsever bir vatandaşın destek verdiği, kapalı spor salonunun yapım işi için Konak Mahallesi'nde belirtilen alandaki planda değişikliğe gidilmesine karar verdi. Parsel numaralı taşınmazın maliki, ilgi dilekçeyle belediyemize başvuruda bulunarak söz konusu parsellere spor kompleksi ve eğitim tesis alanı fonksiyonu verilmesini talep etmiştir. Banazı'nın üst tarafında bir bölge. Banazı'da bir spor derneği var. Kabulün oylarınıza söylüyorum. Kabul edenler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantı salonunda alınan tüm kararların Malatya ve Yeşilyurt ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.